Makronot kanalından herkese merhaba. Bugün Handbrake ile yüksek boyutlu videolarımızı nasıl küçültebiliriz onu öğreneceğiz. Hemen başlıyoruz. Öncelikle Handbrake'i açıyoruz. Zaten küçük boyutlu bir program kendisi. Her türlü indirme sitesinde bulabilirsiniz. Hemen açalım. Şimdi ilk açılışı böyle videomuzu buluyoruz. Çektiğimiz videoyu mesela ben önceden kendi telefonumla çektiğim bir video var. Mesela boyutu ne kadarmış hemen bakalım. 457 MB. Sadece 1,5 dakika ve 457 MB. Bunu küçültmek istiyorum. Hemen taşıdım. Ve bekliyorum. Please wait. Lütfen bekleyin. Bekledikten sonra. Ve evet geldi. Buradan istediğimiz boyutta seçebiliyoruz devices, herhangi bir yükleyeceğimiz formata göre, yükleyeceğimiz siteye göre değişebilir. Hemen neredeydi? Şu H264MKV 1080p şu. Seçerseniz en güzeli budur. Ama MP4 yapın bunu. Çünkü MP4 yapmazsanız düzenleme programlarını bazen kabul etmeyebilir MKV'de. Ben önceden belirlediğim için dosya yolunu burada gözüküyor. Sizin Browse diyerek nereye yükleneceğini seçmeniz lazım. Ben masa üstünde herhangi öylesine Handbrake diye bir klasör oluşturdum ve orayı seçtim. Adını da belirleyebilirsiniz. Mesela Banyo VC. Kaydet diyorum. Banyo VC. Şurayı MP4 olarak kendiniz elinizle değiştirin. Burayı MP4 yapsak bile yine de MK4 diye burada kendiliğinden oluşuyor. MP4 diye değiştirin. Ondan sonra Start Encode dediğiniz zaman yeterli. Preparing to Encode diye hazırlanıyormuş encode etmeye. Daha sonra birazdan hızlı bir şekilde tam 457 MB'lık bir videoyu bakalım ne kadar küçültebilecek göreceğiz. Ben bayağı etkiyi çözünürlüğü olsun yüksek yaptım. Daha düşük yaparak daha düşük boyutlarda bir video elde edebilirsiniz. Ben her zaman 1080p'yi seçiyorum. Siz daha düşük boyutlarda yine kalite kaybı olmaz, 720'de seçebilirsiniz. Kalite kaybının olacağını düşünmüyorum. Seçiyorsunuz. O kadar. Evet, şu anda encode işlemimiz tamamlandı ve şuradaki dosya yolumuza kaydedildi. Hemen bakıyoruz. Break cluster'ını belirlemiştim ben dosya yolu olarak. Evet, banyo ve evet gelmiş. Bakalım 407 MB dosyamız 27 MB olmuş. 1,5 dakikalık 407 MB'lık dosyamız şu anda tam 27 MB. Ben yalnız daha sonra çok yavaş olduğu için bunu böyle fast 720p30 fps olarak ayarladım. Siz de istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Böyle videoların devamını istiyorsanız abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.